Bugünkü dersimizin konusu iman esaslarının üçüncüsü Kitabullah'a, Allah'ın kitaplarına inanmaktır. Musannif Hazretleri takip ettiğimiz kitabın adı Bilgi-i Vasiyetnamesi, Şeyh Kadızade. Musannıftan kastımız İmam-ı Bilgi-i Hazretleri'dir. İmam-ı Bilgi-i Hazretleri buyuruyor ki, kalbimle tasdik ve dilimle ikrar ederim, Allah'ın kitapları vardır. Allah'ın kitapları ve sayfaları vardır. Bir adamın iman esaslarının altısına da kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmesi gerekiyor. Bu cümlede ısrar ediyor. Bu Allah Azze ve Şan'ın kitapları deyince bu kitapları ve sayfaları Cebrail Aleyhisselam gövden indiriyor. Allah-u Teala'nın emriyle Cebrail Aleyhisselam gökten indiriyor. Gökten indirmiştir. Yeryüzündeki peygamberlerine. Ama peygamberlerinin hepsine kitap indirmemiştir. Bazısına kitap indirmiştir. Bazılarına da indirmemiştir. Yalnız peygamber olmak için mutlaka Cebrail'in vahiy getirmesi lazım geliyor. Onun için işaret ediyor, peygamberden gayriye kitap inmez. Peygamber olanlardan başkasına, yani peygamberden başkasına kitap inmez. Ve Cebrail vahiy ile gelmez. Ancak peygamber olanlara kitap iner ve Cebrail vahiy ile gelir. Ama bazen Cebrail kitap getirmeden bir veliyi ziyarete geldiği olur. Kur'an-ı Azimuşşan'da buna delil Meryem radıyallahu anh, Meryem aleyhisselam bir peygamber değildir. Bir velidir ve o Meryem'e Cebrail aleyhisselamın geldiği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. Şimdi vahiyi getirmeyip başka bir nesne için velilere iner. Bu caizdir. Hazreti Meryem'e indiği gibi. Bazı rivayetlerde de mümin ve müttaki olanların mevt vaktinde iner. Yani müminlik ve müttakilik vasfını kazanmış olanlara müjdelemek için Cebrail aleyhisselam iner. Yani o peygamber değildir ama zaten peygamber olması için vahiy getirmesi lazım ve kitap getirmesi lazım. Halbuki mümin ve müttakiye müjdelemek için iniyor. Niye? Yani makamının Allah tarafından kabul edildiğini anlatmak istiyor. Bu ikisi, yani kitap inmek ve vahiy ile gelmesi ancak enbiyaya mahsustur. Başkalarının olmaz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim inmiştir. Kur'an-ı Kerim hepimizin bildiği gibi 30 cüzdür. Her cüz 10 kağıttır, 20 sayfadır. Yani Kur'an-ı Kerim 300 kağıttır, 600 sayfadır. 300 kağıttır, 600 sayfadır. 114 suredir. Bir de Kur'an-ı Kerim İbni Kemal Şeyhülislam, Osmanlı Şeyhülislamlarından İbni Kemal Hazretlerinin tefsirinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini beyan ederken Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti, bin ayeti Allah'ın emridir. Bin ayeti Allah'ın yasaklarıdır. Bin ayeti cehennemden bahseder, Allah'ın vaididir.
yani kafirlere ve isyan edenlere verileceği cezadan bahseder bin tanesi. Bin tanesi de müminlere, müttakilere cennette verilecekten bahseder. Cennetten bahsedenlere vaat, cehennemden bahsedilen ayetlere vaid denir. Etti 4000. Bin tanesi de darbi misaldir. Yani insanoğlunun aklının tekamüle ermesi için misaller verir. Yani aklını erdirmek için Cenab-ı Allah misaller verir. O misallerle anlayışı artırır. Bin tanesi de geçmiş ümmetlerin kıssalarıdır ki onlardan hisse alsınlar. 500 tanesi de ahkamdır. Yani Kur'an'ın içerisinde haram ve helalı beyan eder. Yasakları 500 tanesi ahkamdır. Haram, helal. Bunlardan bahseder. 100 tanesi de Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimenin 100 tanesi de peygamberlerin ettiği dualara örnek olarak 100 tane de duadan bahseder. 66 tanesi de nasih mensuhtur. Yani 66 ayet-i kerim 33 tanesinde mensuhtur. 33 tanesi de nasihdir. Yani daha evvel olan ahkamı kaldırmıştır. Mesela bidayeti İslam'da içki serbestti. Sonra içki yasaklandı. Serbest olduğu zamandaki ayeti kerime neshedildi ve içkinin haram olduğuna dair ayeti kerime geldi. İşte böyle bidayeti İslam'da ilkin serbest olup sonra yasak edilenler de 66 tanedir. Şimdi böylece kısa bir malumat verdikten sonra asıl bizim bileceğimiz şey Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'da inmesidir. Müslümanın kafasındaki iyice belleyeceği, kafasına yerleştireceği iş Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'da inmeye başlamasıdır ve Ramazan ayında inmeye başlamasıdır. Cenab-ı Allah Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğünü Kur'an-ı Kerim inmeye başladığındandır. Evet. Ramazan-ı Şerif'in 24. günü evvela İkra suresi inmiştir. Başka tefsirlerdeki başka bir beyana göre de Fatiha suresi inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri toptan değil, azar azar Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla mesali yani emir nehi edilecek şeyleri ve hayırları haber verme iktiza ettikçe azar azar inmiştir. 23 senede tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz'in peygamberliği hem insanlaradır hem de cinnilere'dir. Peygamber Efendimiz hem insanlara gönderilmiştir hem de cinnilere gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz 40 yaşını tamamladıktan sonra peygamber olmuştur ve 23 senede peygamberliği tamamlanmıştır. Yanlış şunu bilmek lazım ki ilk Allah Azimuşşan'ın yarattığı Nur-u Muhammedi'dir. Sonra ruhlar içerisinde de ilk yaratılan ruh Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ruhudur. Ve ilk yaratılan Nur'a peygamberliği bütün peygamberlerden evvel vermiştir. Yani Peygamber Efendimiz'in ruhuna peygamberlik gelmesi bütün peygamberlerden evveldir. Evet. Peygamber Efendimiz 63 yaşında artık ahirete irtihal etmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat kitabı inmiştir. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat kitabı Kur'an-ı Kerim gibi peyderpey ayet ayet inmemiştir. Ancak toptan inmiştir. Tefsirlerde yazdığına göre Tevrat mufassal çok büyük bir ilahi kitaptır. Yani Cenab-ı Allah'ın Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat kitabı çok büyük bir kitaptır. Kitapların beyanına göre 1000 suredir.
her suresi 1000 ayettir, 1 milyon ayet olduğu rivayet edilmektedir. Her neyse, bugün Tevrat'ın aslı, yani Cebrail aleyhisselamın Musa aleyhisselama indirdiği Tevrat ortada yoktur. Olan Tevrat tahrif edilmiştir. Yani ahkamı azgın Yahudiler tarafından bazı maksatlarla tahrif edilmiş, yeri değiştirilmiştir. Zaten tahrif edilmeseydi başka kitap geldi ki ondan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat geldikten sonra daha sonra Zebur geldi, daha sonra da İncil kitabı geldi. İncil kitabı Tevrat'ı nesetti. Evet, bazı ahkamını nesetti. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da İncil kitabı inmiştir. Hazreti Davud Aleyhisselam'a da Zebur kitabı inmiştir. Bundan evvel söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim azar azar indiği halde, ayet ayet indiği halde bu Tevrat, Zebur, İncil toptan, yani hepsi bir anda indirilmiştir. Ve bu dört büyük kitaptan başka sayfalar var 104 kitabın. Bu sayfaları da Cebrail aleyhisselam indirmiştir. İlk Peygamber Adem aleyhisselama 10 suhuf, yani 10 kitap. Şit aleyhisselama 50 suhuf, İdris aleyhisselama 30 suhuf, İbrahim aleyhisselama da 10 suhuf inmiştir. Cümle Enbiya'ya inen kitabın 104'tür. Bazı rivayetlerde daha çok kitaplar olduğu rivayet edilmiştir. Ama meşhur olan kavil 104'tür. Cümlesine inandım. Yani cümlesine inandım. Allah Azimuşşan'ın Cebrail vasıtasıyla peygamberlere gönderdiği bütün kitapların hepsine inandım demek en güzelidir. Lakin Kur'an-ı Azimuşşan en sonra gelmiştir. Hükmü en sonra gelmesi de hükmü kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'i izah eden Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri de hadis-i şeriflerle amel etmek de kıyamete kadar bakidir. Hadisler olsun, ayeti kerim olsun, bunlar nesihten, tebdilden beridirler. Yani nesh edilmeyecektir veya tebdil edilmeyecektir.